Şantajıyla Nihat'ın dediği gibi nasıl bir sahip çıkmaysa eşine şantaj yapan kadınla yazışıyor değil mi burada? Tabii tabii. Bak o dönem Nagihan ne söyleyecek diye çok merak ettik. Nagihan bağlandı. Erkek dedi ki, gibi sahip çıktı dememiş. Dedi ki benim kocam şantaja... Yayına bağlandı tabii, onu anlatıyorsun. Tabii. Benim kocam şantaja uğradı. Biz kanal kanal gezdi ya. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Benim bir evladım var ve ben kocama sahip çıkıyorum dedi. Hatırlasana röportajını. Gözler nasıl şişmişti ağlamaktan. Çok zorumuza gitti. Ya. Bütün gece ağlamış. Yine de güçlü kadın. Makyajını yaptı, röportaja yani, çıktı. Yani ben çok farklı seviyorum. Enteresan. Vallahi bak abi. Mesela ben Survivor'da çok sevmiyordum. Bir tip. Ondan yakın mı hissediyorsun acaba? Yok onu bilmiyorum. Yok öyle şeyler aynı karakter iter kendini. Öyle mi? Tabii tabii o iter. Kutuplar çeker. Yok o iter. Yok yok. Yani enteresan mesela Survivor'da bir can... Her sene 20 kişi yarışıyor, 30 kişi yarışıyor. Ama o da yani çok hırslıydı ya, dur dişi Nihat Doğan diyorlardı ya, galiba ona. Bak vallahi bilmiyorum, gerçekten ona mesela o Semih'e de öyle, Semih'e de çok böyle kanım çok ısınıyor. Semih'i de çok sevdim, Nagihan'ı da çok sevdim, şimdi yalan söylemeyeyim sen yani. Sen Survivor'da sevdin ama ikisiyle de biz şeyle mitingde tanışmıştık. Aa, değil mi evet. Hatırlasana? Evet. Biz yan yanaydık, ikisiyle tanıştık. Hatta ben eşiyle de tanıştım, yani eşi de Nagihan'ın yanındaydı. Nagihan o süreçte o krizi o kadar güzel yürüttü ki... Kocasına toz kondurtmadı. Erkek gibi değil mi? Erkek gibi. Bir erkeğin yapabileceği kadar sahip çıktı. Sahip çıktı. Benim kocam dedi, yapmaz dedi. Peki niye boşandılar? Bir gün yayında bir izledi ki kocasını. Kocası diyor ki ben Nagihan'dan boşanmayı düşünüyorum zaten. Nagihan'ın haberi olmadan Nagihan bunu televizyona bağlanan kocasından öğreniyordu. Yani bu bir kere zaten Nagihan'ın kocasının, o beyefendinin ona attığı ilk kazık değildi yani. Hmm. Ondan sonra bir kazık daha var. Zaten çıplak fotoğrafına rağmen Nagihan sahip çıkmışken bir de onu... koca diyor ben boşanmak istiyorum Nagihan'dan. Tabii bir de o var yani üstüne üstlük. Şimdi Nagihan da kendi içerisinde sorguladı tabii. Ben bu adama mı sahip çıkıyorum? Bu adam mı benim sahip çıktığım ve bu kadar sözü göğüslediğim adam? Adam çıktı yayında bana onu bırakabilirim dedi. Bana bile söylemedi. Boşanma süreci de peşinden geldi. Hemen arkasından boşanma süreci. Bu fotoğrafa gelelim. Şimdi günümüze gelelim. Bugüne geldik. Geçmişi irdeledik şimdi. Bir fotoğraf vardı bitti. Adam çıplaktı bitti. Kocası karısı sahip çıktı. Evet. Biz adama hiçbir şey diyemedik. Doğru. Karısı sahip çıktı. Bir başka fotoğraf daha var. Kadın şimdi çıplak. Fotoğraf evet çok yeni dün gündeme düştü. Evet. Nagihan Karadere hepimizin tanıdığı ismiyle Survivor Nagihan'ın çıplak bir fotoğrafı. Panter bakın, Nagihan panter. Belden üst kısmı görünüyor burada. Çıplak tabi arkadaşlarım kapattılar. Yanında da bir erkek kolu var. O çekiyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu fotoğrafı internette birden kocasının görünce insan... Kocasının kolu değil mi o ya? O çekiyor, kocası çekiyor. Yani kocasının kolu. Aynen öyle. Mi? Şimdi bir insan, yani bir kadın, 2 yaşında da bir çocukları var Nihat. 2 yaşında bir kız çocukları var. Evet. Ve bu fotoğraf sosyal medyaya düştü. Sosyal medya alt üst oldu. Bu çıplak fotoğraf skandalı nedir diye. Hemen Nagihan bir açıklama yaptı Twitter'dan. O açıklamasını getirelim mi arkadaşlar? Sıcağı sıcağına Nagihan'dan hemen ilgili. Açıklama. Galiba biz dün, bir yazı hazırladık. Gördüm. Dün ben de gördüm. Ben de aktarabilirim isterseniz. Şimdi bir kadının çıplak fotoğrafının haber olması için bence hani ayan beyan çıkarsın. Sen bir aile kızısındır. Bir dergiye kapak olursun, poz verirsin, kendi rızanla verirsin. Bu çok büyük bir haberdir. Ama bir eşse, kocansa, bir mahremini... Kocan paylaşıyorsa ne deniriz bir can buna? Şimdi ben oradaki çıplaklığı kadında mı arayayım, adamın kafasında mı arayayım derim önce. Hangisi ayıp? Kocasıyla yan yana fotoğraf çektiren çıplak bir kadın mı? Daha ne olsun yani kocası yani, anladın mı? Çocuğunun babası. Mahremini paylaşacak. Daha ne olabilir yani, kocamla çekmeyeceğim de kiminle çekeceğim? Ona mı bakayım ayıp diye? Bir de ben bunu sana güvenmişim, sırtımı dayamışım, evladımı sana, senin evladın olmuş benim çocuğum, benim kanımdan adama yapmışım. O adamın bana kazını mı ayıp diyeyim? Bir can adamın bir reddedişi var mı şu ifadeyi? Yok. Yok yani bir reddedişi yok. Yalnız ben şunu söyleyeyim bak. Eğer Nagihan bu sözlerinde doğru söylüyorsa. Eyvah. Açık söylüyorum. Ki, eyvah. Ki o fotoğrafı en iyi Nagihan bilir. Herhalde Nagihan bilir. O fotoğrafı en iyi Nagihan. Ben Nagihan'mış, Ahmet'miş, Ayşe'ymiş, Nalan'mış isimler üzerinden yürümem. Bir mağdur kadın var. Eğer gerçekten bak gerçekten bu fotoğrafı basına sızdıran, medyaya sızdıran, sosyal medyaya yazık atmak olmuş. Suretiyle yazık toplum olmuş. Nezdinde Nagihan'a itibar suikasti yapan eğer kocasıysa. Ona dünyayı dar ederim. Bak açık konuş. Ona dünyayı dar ederim. Ben şimdi araştıracağım. Eğer gerçekten bu fotoğrafı servis eden eğer kocasıysa vay haline. Şimdi Uğur Gökçe iddiaların odağındaki vay koca haline. Da isterse yayınımıza bağlanabilir. Vay haline. Çok da seviniriz. Nagihan sahipsiz değil kardeşim. Onu
bak Nagihan'ı sahipsiz zannediyorlarsa yanılıyor. Onun kocası da. Nagihan'ın kendi anası babası bile bizim kadar Nagihan'ı savunamaz. Yazık. Yazık be. Bir tane evladı var. Ne istiyorlar abi bunlar bu kadından? Gerçekten ulan insan bir kendi evladından da mı tanımıyorsun? İstediği şeyler çok materyalist ve çok çirkin. Bir haraca bağlama, bir maddiyat söz konusu. Burası Patagonya mı ya? He, burası Patagonya geçtim. Mı Birce? Ya sen onu geçtim ya. Tamam aranızda Patagonya bir husumet olabilir. Ulan senin 2 yaşında kız evladın var be. Kimse kimseden araç kız alamaz. Evladın var. O yarın bir gün büyüyünce internete hiç girmeyecek mi sanıyorsun? Bu ne hırsmış? Bu neyin hırsıymış? Evladının geleceğini bile yok sayacak kadar. Evladının annesini deşifre etme terbiyesizliği. Eğer doğruysa, eğer dediği gibi Nagihan bu söylemlerinde haklı çıkarsa ve sen hala sessiz kalırsan, senin o çıplak fotoğraflarını geç. Senin o çıplak beynin günlerce ne hale gelecek biliyor musun? Bu masa daha başka masalarda zaman, toplum nezdinde. Bir dakika, bir dakika Bircan. O zaman biz de ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Ben açık söyleyeyim, benim Twitter'da 1 milyon takipçim var. Twitter'da 1 milyona yakın takipçim var. Herhalde 1 milyon da takip etmeyip de gizli gizli girenler, profile bakanlar var. Doğru mu? Evet. Bol sana 2 milyon. Yani orada bir tweet atsak gündem değişir. Evet. O zaman biz de ne yapacağız? Ben de alacağım kocasının resmini getireceğim, o çıplak resmini getireceğim, tweet atacağım. Blursuz halini mi? Blursuz halini getireceğim, koyacağım. Koyacağım kardeşim blursuz halini. Blursuz halini getireceğim, koyacağım kocasının resmini. Instagram'a da koyacağım. 2 saat sonra da silerim. Biz ona o kadar sahip çıktık. Yine Nagihan'ın hatırına sahip çıktık. Ben de tanırım kocasını. Bana ne kocasından ya? Gerçekten bu resme baktığında insan Nagihan'ın ayıbını görmüyor. Eğer ayıp kocasıysa ya, dediğiniz gibi ama Bilal Özbilge kulağıma diyor ki ben Nagihan'la konuştum. Bir kere fotoğrafı paylaşan. Nagihan bizi yanıltmasın ama bak Nagihan bizi yanıltmasın. Bak Nagihan'ın açıklamasına göre Nagihan, bak Nagihan'dan bir tek şey rica ediyorum. O da beni çok sever. Ben de onu çok seviyorum. Allah aşkına gerçeği söylesin Bilal'e bak. Şimdi arasın gerçeği söylesin. Eğer kocasıysa bak burada kılçıksız filoto yaparım onu. Bak kılçıksız filoto yaparım. Peki. Eğer gerçekten kocasıysa, çocuğunun babasıysa bak burada lap 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 kılçıksız doğranacak. Ben de Nagihan'ı tanıyorsam, ben de Nagihan'ı birazcık tanıyorsam, biraz da delikanlı bir kadın olarak gördüysem bu Nagihan fotoğrafı kime çektiğini, kiminle çektiğini, kime yolladığını bilecek kadar delikanlı bir kadın. Nagihan adamdan daha delikanlı ya. Buna inandığı için zaten şu anda dava etti onu. Ben Nagihan'a inanıyorum. İnanmak istiyorum. Şimdi Nagihan neden yalan söylesin? Bir ikincisi eğer suçlanan Uğur Gökçe eski koca bu fotoğrafı çeken kişi değilse çoktan çıkar açıklama yapar değil mi? Siz ya, beni suçluyorsunuz şey adamın, kardeşim ben değilim ki bu bak, kim kol, diye. Kol adamın bir koluna çok benziyor. Bir de o çıkar ortaya. Bir kere kol adamın koluna. Efendim Nagihan niye çıplak resim? Eşiyle çeker kardeşim. Eşiyle çeker. Bana yazmışlar ki biz de evliyiz ama eşimizi de çekmiyoruz. Ya sen çekmiyorsun. Sen çekmezsin öbürleri çeker, çeker yani. Yani sana... Şimdi Şerol bana diyor ki sen ne yapıyorsun diyor bana. Neredesin hayatın diyor gün içerisinde. Ben nerede olduğumu uzun uzun yazacağıma evde böyle uzanmış fotoğrafımı gönderiyorum. Evdeyim gibisinden. Bu da benim tarzım. Sen çekersin o çekmez. Ne ya kocasıyla çekmez. Kiminle çekecek? Kardeşim kişinin namahremi. Kişinin namahremi yani. Kiminle çekeceksin? Ya, bu da başka bir şey. Şimdi namus timsali yapmayalım yani. Sen onu yapmazsın. Sen de başka şeyler yaparsın abla. Bircancığım bak Bircancığım bak arkadaşlar. Şimdi meseleyi sulandırmayın. Kişi, karı koca kendi evine girdi İstediğini mi? Yapar baba. Kimse hesap vermez, kimseye de hesap sormaz. Bu kadar basit. Ne yapacak? Ne yapacak? Karı koca eve girince, efendim biz kocamızla resim çekilelim mi, çekilmeyelim mi diye buraya WhatsApp ihbar hattına bildirecek, burada anket mi yapılacak? Ne yapılacak? Karı koca ya, helali helali. Helali. Yani şimdi biz bu namussuzluğu, biz bu alçaklığı deşifre edine... Edeni konuşmayacağız da, edilmesini konuşmayacağız da, Nagihan'ın kocasıyla neden resim çekilmiş bunu mu konuşacağız? Ya Nagihan'cığım ya. Son derece rahat ol. Bu fotoğrafa baktığında bir terbiyesizlik, bir ayıp görünüyorsa bu eğer eşinse bu fotoğrafı paylaşanlar kesinlikle onun ayıbı, terbiyesizliği, suçu ve hatası. Bu arada Bilal Özbilge kulağıma der ki şu anda ben Nagihan'la arkada konuşuyorum. Evet, konuşuyor. Rejid ediyor. Evet, süper. Çok iyi. Ve ya bağlasın Nagihan'ı, ya bağla Nagihan'ı. Olay şöyle. Bağla Nagihan'ı kardeşim. Bağlanamıyormuş Nihat. Ne bağlanamayacak ya? Kim engelleyecek ya? Sporcuya, milli sporcuya kurumsal izinler alması gerekiyormuş. Tamam. Mutlaka yarın ya öbür gün. Arkadaşlar. Bak şuna... Mutlaka yarın öbür gün bu aşama aşılırsa Nagihan'ı güdeceğiz. İlkay kızın... Ama ne demiş onu söyleyeyim bak. Kadını bak İlkay şöyle bir... Onu anlıyorum. Mevzuatını anlıyorum. Tabii ki milli formayı taşıyor, milli formayı taşıyor, milli sporcumuz vesaire. Hassasiyetini de anlıyorum. Ama o sporcu olmaktan öte o bir anne. Bak bir kadın bir anne. Şimdi bu görüntüler çocuk büyüdüğü zaman 8 sene, 10 sene sonra bakacak Google'da annesinin böyle bir resmi var. Ulan bunu kim yaptı? Yazıklar olsun babası, ya. Yani kadın en azından Nagihan şimdi bağlanmalı. Ha bağlansın değil. En azından bir tek bir cümle istiyorum ben Nagihan'dan emin olmak için.
Nagihan'ın sözü bizim senettir ama sevgili Nihat, sevgili İlkay, sevgili Bircan, size namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki o resim kocamın desin, kapatsın telefonu gitsin. Biz inanırız. Biz zaten inanıyoruz, izleyicinin de bu işe biz inanıyoruz da, biz inanıyoruz da. Ya bir bu ne kardeşim, ben hep onu söylerim. Bak Bircan, ilk günden beri. Hatta bir kez daha rica edelim arkadaşlar. Yayına bağlanma imkanı varsa çok kısa tutacağız. Varsa çok da ısrar etmeyin. Önemli de değil. Biz yani reyting amaçlı bir derdimiz yok. Bizim bir şey söylesin yeter. Derdimiz de yok. Yani bizim öyle ben hani uzun uzadı diye programa bağlansın böyle bir şey yok. Biz zaten biz millet bizim konuşmamızı, bizim kendi içimizdeki sohbetimizi bile çok izliyor. Bizim derdimiz yani o yüzden biz çok fazla konuk monuklu da gitmiyoruz yani. Benim derdim Nagihan bağlansın, konuk olsun vesaire değil. Sadece şu. Ben o zamanki konu olduğunda da ilk eşin çıplak fotoğrafı çıktığında da ben dedim ki aman Nagihan gelme, sorun değil kızım, çok fazla uzatma dedim. Hatta bana dedi ki aradı, ya istersen Nihat gelim sizin programa da, gelme kardeşim dedim. Yok, gelme doğru, iyi bir şey değil, bu meseleyi kapat dedim. Ama yani röportaj verdi. Tabii biz kişinin bekası daha önemli. Bizim bekamız zaten gidiyor, şükürler olsun bizim gemi yürüyor. Ben sadece tek bir cümle, onu kocan kocamdı, yanımdaki adam kocamdı dese kapatsın. Ya adamın kolu şimdi belli zaten. Şimdi rejide Bilal Özbilge ile şu anda onun da konuştuklarını söylüyor Bilal Özbilge. Önce şunu söyleyeyim, milli sporcu olduğu için resmi prosedürler konuşmasına şu an için izin vermediğinden konuşabilir. Tamam. Ama Bilal Özbilge diyor ki %100 bu kişi kocam. Ya ben tamam, bilmez miyim kiminle yani. Yani herhalde yani olacağımı diyor kadın. Şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim diye. Yani Allah Allah. Neticede fotoğraftakinin kocası olduğunu söylüyor. Bu bir. Bir ikincisi, mezunun da bu noktaya gelmesini şöyle izah ediyor. Nasıl? 2 yaşında bir çocuk var ortada ve boşandılar bir sürecin sonunda. Az önce Bircan'ın da söylediği gibi. Eş çocuğun velayetini almak istiyor. Ve Nagihan'ı bir süredir şöyle şantaj ediyormuş. Hı. Çocuğun velayetini bana ver. Yoksa ben de fotoğraflar var ya, hani o fotoğraflar. Birlikte çektiğimiz o fotoğraflar. Onları sosyal medyada görürsün. Bak, kahretsin. Bak burada Nagihan da diyor ki benim çocuğum, lafını böldüm Nihat'cığım. Benim çocuğum daha bir lokma, 2 yaşında ameliyata ihtiyacı var. Ben sana onu veremem. Mahkeme ne dediyse o. Ne yaparsan yap. Nasıl ama herhalde bunu tahmin etmiyordu. Hmm. Anneye kim nasıl tahmin eder? Düşün. Çünkü burada Allah aşkına Uğur Gökçe, sen evladını da cezalandırmıyor bence musun? Bence bravo Uğur Gökçe'yi bağla. 2 yaşındaki çocuğu sen bağla, ne diyeceksin Bilal yahu? Uğur'u bağla. Nasıl bir erkeklik bu yani? Hani ben neyse, siz lafı devralım ben. Hakikaten bir şey söyleyebilir miyim? Işi, sinirlerim bu adamın, bu Uğur Gökçe'nin 2 yaşında. Sen sen ya de bir annesin, senin de senin çocuğun, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Senin de Allah senin çocuğunu da sana bağışlasın, bütün çocuklar da annelerine bağışlasın. Senin de dünya güzeli çocuğun var maşallah. Nagihan'ın çocuğu da, bak Nagihan'ın çocuğu da ye kıyamasın. Böyle otur ısır ye yani. O ya kadar tatlı, ben Instagram'da takip ediyorum Nagihan'ı. Ya o çocuğuna ölüyorum tamam, mesela. O çocuğun 2 yaşında. Senin yani senin de başına gelebilir. Tabii Allah ki kükreyeceksiniz. Tabii ki Allah siz de konuşacaksınız ya abi. Yani bak muhafaza. İK 2 yaşında bir çocuğun anneye olan ihtiyacını ve muhtaçlığını o baba bilmiyor mu? Biliyor. Bu işte başka bir şey var. O gidiyor ne yapıyor biliyor musun? Sen benim diyor itibarımı diyor fotoğraf senin yüzünden diyor. Sen ünlü olduğun için benim fotoğraflarım böyle çıktıysa ben de senin fotoğraflarını çıkartırım. Tiniyetsizliği olabilir bu. Başka bir şey yok. Peki, ama çocuk falan bahane. Çocuğu için kullanıyor olabilir mi Bircan? Bahane diyorsun ya. Şimdi Nagihan çok popüler oldu. Bazı programlarda değil mi? Bir evet, karakter oldu. Televizyon programlarında Gemini da çıkıyor. Zaten. Yani para kazanıyor bir kere. Kadın ünlü oldu ve para kazanıyor. AVM'lerde sürekli şimdi imza günleri. Şimdi adam da ayrıldı kadından. Acaba çocuğu almaya çalışması şey mi biraz da? Sinema hani film, o maddi açıdan faydalanabilmek. Kadını zor duruma düşünüyor. Bir dakika. Bircan bir dakika. Bravo. Zaten söylüyor, haraç diyor kardeşim. Kim kimden haraç alabilir diye. Hayırdır ya. Nagihan'ın açıklamasını burası bir daha izledi, izleyelim kardeşim, arkadaşlar. Kardeşim burası ya. Patagonya mı? Bir haraç ne ya? Haraç ne? Bir kere kadın adamdan nafaka ister. Haraç ne ya? Sen bir de erkek olarak haraç abi mı isteyeceksin? Abi bu kadın ne iş? Bir dakika. Bu mesela adam ne iş yapıyor? Şu Bilal'cim. Ekran başı lütfen hakkınızı helal edin de böyle devamlı uğraş. Bu adam ne iş yapıyor? Nagihan'a bir sor ya. Abi ben adam dedim ya, adam dedim, adam kadından sahip çıkacak arkadaşlar, adam çalışacak ya. Benim karım şimdi çalışıp bana mı bakacak? Benim karım he sakat olurum, bir şey olurum, Allah tarafından bir şey gelir başıma. Hastalıkta sağlıkta o ayrı mesele. Yeri gelir işin bozulur, 2 sene çalışamazsın. Karın o ara getirir, çalışıyordur, sana bakıyordur. Hayat müşterektir. Ama ben geleyim ense yapayım sabahtan akşama kadar. Kadın Survivor'a gitsin anası ağlasın. Milli takım kampına gitsin anası ağlasın. Ona gelsin abi kocacığım ya, pardon ya. Pardon, öyle bir dünya yok ya. Üstelik boşanmışlar Nihat. Üstelik ayrılmışlar. Bircan'ın dediği gibi çocuğun nafakasına vesaire destek olması kardeşim, gereken tehdit de erkek. Bak Nagihan avukatlı varsa avukatıyla gitsin başım. Yoksa biz Nagihan'ı avukat tutalım. Bak yani gerçekten tutalım, burada bir kadının iffeti söz konusu. Kadının namusu, kadının şerefi söz konusu Bircan. Ve bir çocuğun geleceği söz konusu. İki, ben buradan hem
spor bakanımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Hakim Çağatay Kılıç'a. Çünkü milli sporcumuz bu. Milli sporcunun namusuna, şerefine, yani milli formaya da yapılıyor bu aslında. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, sen özellikle rica ediyorum. Milli takımın formasını taşıyan, milli formaya hizmet eden bir sporcunun namusuyla oynanıyor, iffetiyle oynanıyor. Ve bence bu noktada siz nasıl yardımsever olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Sizin sporcularınıza, gençliğe nasıl sahip çıktığınızı çok iyi biliyorum. Yakinen de biliyorum ve sizinle de gurur duyuyorum. Lütfen, lütfen, lütfen şu duruma el koyun. İki, burada bence kadın bakan, kadınların haklarından sorumlu bakan var biliyorsun. Hı hı. Fatma Betül Sayankaya. Mutlak surette Fatma Hanım'ın da, tamam mı? Hani sporculuğunu geçtim ama bir kadının iffeti, şerefi bu denli ayaklar altında alındığı bir hadise karşısında mutlaka onun da ben sessiz kalmayacağını düşünerekten kendisini göreve çağırıyorum. Buyurun Bircan'cığım. Şimdi fiziksel olarak baktığın zaman bu adamın kolu bariz belli. Bu adamın kolu. Hı. Fotoğrafı çeken de adam. Yani o adam bence. Çünkü uzamış. Yani Nagihan o sıra eller nerede bilemiyorum. Buğladığımız için gerçekten fotoğrafın orijinalini de görmedim. Bir kere eğer delikanlıysa, ki delikanlı bir adam böyle bir hareket yapmaz. Bu çok acı bir hareket. Kızını düşünmemiş bir kere. Hadi Nagihan'ı yerle bir edeceksin, evet, itibarını, ama kızını düşünmemişsin. Delikanlıysa bunu çıkıp söyleyecek abi. Siz diyorsunuz ya bağlansın falan. Bekliyor musun gerçekten bağlanmasını? Bekliyor musun sen bunu ben yaptım hayır, diyecek. Bağlanmış da başka bir kanala ben boşanmak istiyorum demiş ya. Ha, aynı şey yapar mı diyorsun? Buyursun bağlansın. Yapmaz. Ben sana söyleyeyim, Nagihan bu süreçte yapılacak en güzel şeyi yaptı. Hakkını da arayacak. Nagihan. Nagihan kadar delikanlı olamadı adam. O sürecin aynısını yaşıyorlar. Ya. Yazık, vallahi yazıklar olsun ya. Ya bir de çocuğu düşünsenize, 2 yaşında kız çocuğu. Yarın öbür gün bakacak yazık internete, babasının çıplak fotoğrafı var, bir de bakacak. Ulan ben kime güveneyim ya? Yani. Ben kime güveneyim ya ben? Benim bak, benim bir lafım var, hatırlıyor musun Bircan? Bu arayamadım senin de çok beğendiğin şarkı var ya. Onun sonunda onu şiir olarak koymuştum ben. Hmm. O şarkı da ne şanssız bir şarkıymış ya. Survive'den beri geldik, şarkıyı çıkaramadık bir türlü. Hmm. Bir zamanı vardır. Yani burada hakkı aykırmaktan sesimiz kısılıyor. Bir şey olursa sevin, olmazsa daha çok sevin. Olmazsa daha çok sevin. Biz daha olmazsa daha çok sevin kısmındayız. Evet. Bu arada bu sözde Bircan'ın yani Nietzsche'ye mezarın ters döndürmüştür. Ne bir Ankara'ya gidiyoruz diyor. Açıklayın şu sözü ya. Hayır, bak, anlayamadık. Ben senin tarihe çok farklı sosyolojik bir, anladın mı? Betimleme getirdim. Böyle bir şey yok. Şu an Nietzsche, Mitçe, Sokrates, Descartes, Goethe falan mezarda ters döndü biliyorsun yani. Ne var ya? Onların aklına gelmemiştir böyle bir söz. Kocası aradı, bir iş vardı, iş olmadı, böyle yapıyor. Ya olsun kocacığım diyor. Olursa sevin, olmasa daha çok sevin diyor. Olursa sevin, olmasa daha çok sevin. Bak ama. Böyle bir şey yok ya. Ben sabah ne gördüm? Hayata bakacağım. Şemsi Tebriz'in lafı varmış. Eğer oluyorsa sizin için hayırdır ama olmuyorsa bu Allah'ın size sınavıdır. Buna sevinin demiş. Bak ben buna yaklaşmışım, tamam mı? Demek ki Şems okumuyor. Şems bir can. Okumuyor ama biraz uykulu okumuşum. Kalın yapmışım. Şimdi gelin bak, o arayamadığımdaki evet, şarkının son sözlerinde. Bu son albümünde mi Nihat bu şarkı? Ya albüm bir türlü çıkmadı ki. Çıkacak inşallah. Biraz bir rundan şu şarkı. Ya hadi ne olur. Her şarkı sesim de yok ki. Hadi ne olur azıcık. Benim şarkım. Arayamadım, arayamadım. Yar seni ben arayamadım. Nankörlüğün aklıma geldi. Arayamadım, 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 arayamadım. Yar seni ben arayamadım. Kalleşliğin aklıma geldi. Arayamadım, arayamadım, arayamadım. Arkadaş çok güzel ya. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tamam, burada bir şiir vardı, evet. Şiirinde bak, bunun sonunda şiirde dedim ki 10 tondur ayrılığın, aşkın ağırlığı, 10 tondur aşkın ağırlığı, 1000 tondur ayrılığın ağırlığı. Mesele aşkı taşımak değil güzelim, mesele ayrılığı taşımaktır. Güzel. Karşındakinin adamlığını beraberken değil ayrılırken anlarsın. Vay, çok güzelmiş. Bak. Söylemişsin işte. Bak, o zaman söylemişim. 5 sene önce söylemişim. Doğru söylüyorsun. 5 sene önce söylemişim biliyor musun? Şimdi Nagihan'a kadın dersin, kocasına adam dersin. Bak ayrıldığında görürsün. Bak beraberken kadın adamlık yaptı. Kadın kocasına sahip çıktı. Bir adam gibi, bir erkek gibi sahip çıktı. Delikanlı gibi. Bak daha ayrılır ayrılmaz. Yazık. Onun Nagihan'ın söylemine göre kocasına yaptı. Yazık. %100 diyor. Nagihan'ın iddiasına göre. Böyle bir söz olmuş. Evet. Hani adam gibi deyince övgü gibi geliyor ama kadın gibi olmak da çok önemli yani. Tabii. Kadın gibi kadın. Kadın sahiplenicidir ya. Ama toplum içinde bir şey olmuş. Hani adam gibi olmak iyi bir şey kadın de. Kadın sahiplenicidir, kadın tam tersi ya. Kadın gibi olmak da aslında aynı şey.
Dost doğru olabilmek insan yani. Gibi, mevzu, insan gibi. Kardeşim Nagihan yalnız değildir. Nagihan'ın sporculuğu da benim umurumda değil. Açık söyleyeyim yani sporculuğu bilmem neyi onu. O Sayın Bakanımızın işidir. Ama Nagihan'ın bir anne olması benim çok umurumda. Benim için çok önemlidir. Öyle bir annenin namus iffeti. Açık söyleyeyim bakayım ibarattımız var. Değerli anneler babalar, değerli abiler kardeşler ibarattımız var. Her kim kocanız da size böyle zulüm yapıyorsa ben biliyorum ya. Genel eve karısını satan adamlar var. Genel eve. Allah kahretsin. Gece kulübüne, pavyona eşini satan adamlar var. Ya, dur ya. Var Bircan. Vallahi var ya. Var. Tanık olduk. Gazetelerden okuyoruz. Varsa böyle kendisine metozori yapmak suretiyle karısını pavyona satmak isteyen, erkeğe satmak isteyen varsa yazsınlar ibar onların da hesabını sor.